Değerli öğrenciler, bugüne kadar transformatörlerin tek faz eşdeğer devresi, boşluk çalışma deneyi, kısa devre testi, eşdeğer devre parametrelerinin bulunması, tek fazlı, üç fazlı transformatörlere ilişkin bazı örnekler çözdük. Bugün transformatörlerin paralel bağlanması durumunda yük akımını bu transformatörler nasıl paylaşıyor? Buna dair bir örnek soru çözümü paylaşmak istiyorum. Transformatörler uygun şartlar yerine getirilirse paralel bağlanabilir. Peki bu paralel bağlantıya niye ihtiyaç duyuluyor? Önce bunu ifade etmek gerekir aslında. Şayet transformatör tam kapasitede çalışıyorsa ve ilave bir güç gereksinimin ortaya çıkmışsa mevcut transformatör yeterli olmayacaktır. Bu durumda iki çözüm geliştirilebilir. Birincisi, mevcut transformatörün yerine daha büyük güçlü, daha büyük kapasiteli bir transformatör kullanılabilir. Fakat bu çoğu zaman çok ekonomik olmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla benzer özellikteki bir diğer transformatörü mevcut transformatöre paralel bağlarsak ihtiyaç duyulan güç kolaylıkla temin edilebilir. Tabii ki herhangi iki transformatörün paralel bağlanması söz konusu değil arkadaşlar. Buna dair bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle bunlar transformatörün gerilim seviyeleri, yani primer ve sekonder gerilim seviyeleri, transformatörlerin bağlantı türleri, yani üçgen yıldız, yıldız üçgen, yıldız yıldız, üçgen yıldız gibi bağlantı türleri vardır. Bu bağlantı türleri de her iki transformatörde aynı olmalıdır arkadaşlar. Buna ilave olarak neler söyleyebiliriz? Transformatörlerin güç değerleri de birbirine yakın olması gerekiyor. Dönüştürme oranları aynı olmalı şeklinde özetleyebiliriz. Şimdi bu örneğe bakacak olursak bir yük var elimizde, endüktif özellikle 2.2 megawattlık bir toplam değeri olan bir yük. 3 kat sayısı da 0.85 olarak verilmiştir arkadaşlar. 2 tane transformatör var elimde. Bu transformatörlere ait de bazı parametreler verilmiş. Transformatörümüz üçgen yıldız bağlı arkadaşlar. Transformatörün kayıpları, transformatörlerin gerilim seviyeleri ve transformatörlerin güçleri orada veriliyor. Önce şimdi ben bu transformatörler bu yük akımını, bu yükün nasıl paylaşacaklar ona bakmam lazım. Ama öncesinde bir defa yükün çektiği akımı belirlemem gerekiyor. Yükün çektiği akım arkadaşlar tabii ki 3 fazlı bir transformatör. Yıldız üçgen bağlı çünkü, ya da üçgen yıldız bağlı. Dolayısıyla 3 fazlı bir transformatör. Aktif güç olarak verilmiş yükümüz 2200 kW. 2200 kW kök 3 V hat I hat cos fi'den benim tabii ki yük sekondere bağlı olduğu için burada bakın hat gerilimini 400 volt olarak aldık. Akımı zaten arıyoruz. Gücü yazdık. Kök 3 V hat kosinüs fi'den akımı 3735 amper olarak bulduk arkadaşlar. Yine transformatörün kısa devre test gerilimi benim için önemli. Bunu da bir hesaplayalım. Daha sonra nerede kullanacağımıza bakacağız zaten. Transformatörlerin arkadaşlar kısa devre test gerilimleri primer gerilimin %6'sı şeklinde her iki transformatör için verilmiş. Dolayısıyla ben transformatörleri kısa devre testine tabi tutarken primer gerilimin belirli bir yüzdesini primerden uyguluyordum ve nominal akımın geçmesini sağlıyordum arkadaşlar. Buna bağlı olarak da ben transformatörümde eşdeğer devre parametrelerini hesaplayabiliyordum. Şu anda eşdeğer devre parametresinden ziyade transformatörlerin empedans, kısa devre empedans değerlerine ihtiyaç duyacağız biraz sonra. Çünkü yük paylaşımı bu empedanslara çok bağlı. Transformatör kısa devre test gerilimleri %6'sıydı nominal gerilim. Dolayısıyla
0.06 çarpı 36.000'den 2160 volt olarak bulduk. Bu her iki transformatörde de aynı arkadaşlar. Peki transformatörler nominal şartlarda ne kadar akım çekiyor? Yani mesela transformatör A gücü 1600 kVA. Bakın akım bağıntısı burada görünür güç bölü köküç A transformatörünün hat gerilimi 1600 kW kVA köküç çarpı 36.000'den hat akımını 25.66 amper buldum arkadaşlar. Transformatörlerin primer tarafı üçgen bağlı olduğu için üçgen bağlantıda akımı köküçe bölmem gerekiyor. Hat akımını köküçe bölersem faz akımını bulurum. O da bakın 25.66 bin köküçten 14.81 amper. B transformatörü için arkadaşlar şu I hat B olacak. S B ve H B olması gerekiyor. Fakat değerler doğru. 1250 kVA bölü köküç çarpı 36.000'den 20 amper olarak hesapladım hat akımını. Buradan faz akımına geçerken köküçe böldüm ve 11.57 amper olarak belirledim. Şimdi transformatörler paralel bağlama koşulları yerine getirilmişse kısa devre empedanslarına göre yük akımını paylaşırlar arkadaşlar. İşte burada bir devre görüyoruz. A transformatörü, B transformatörü, transformatörün bir kısa devre empedansı var. Her iki transformatöründe. İşte bu iki transformatör arkadaşlar şuradaki anahtarı kapattığımız anda yükü besleyecekler. Fakat ne kadarını A transformatörü, ne kadarını B transformatörü verecek şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla transformatörlerin kısa devre empedanslarını bulursak arkadaşlar, yani şu ZKA ve ZKB'yi bulursak bu yük paylaşımına dair bir ipucu yakalamış olacağız. Dolayısıyla ben A transformatörünün kısa devre empedansını kısa devre test gerilimi bölü faz akımı arkadaşlar. Bakın şu bulduğumuz akım bir önceki slide'da hesapladığımız bir akım değeriydi ama bu faz akımı arkadaşlar. Çünkü ben kısa devre, yani şuradaki empedansı bir faz için zaten yazıyorum. Ama 3 faza nasıl geçildiğine dair daha önceki örneklerde paylaşmıştım. Dolayısıyla burada sonuca ulaşalım. Kısa devre gerilimi faz akımına böldüğümüzde bir değer hesaplıyoruz. 145 ohm. B transformatörü içinde aynı şeyi tekrarladık ve bir empedans değeri hesapladık arkadaşlar. Şimdi bakın burada empedanslara göre bir akım bölme kuralı var aslında. Bu iki empedans akımı paylaşma noktasında önemli bir role sahip. IA akımı arkadaşlar yük akımını karşı kolun empedansı bölü toplam empedans çarpı yük akımından 2097 amper, yani A transformatörü 2097 amperlik bir katkı sağlıyor. B transformatörü ise karşı kolun empedansı, yani A transformatörünün empedansı bölü toplam empedansdan 1638 amperlik bir katkı sağlamış oldu. Biz bu transformatörlerin tabii ki ne kadar bir akım desteği var bunu bulduk yüke yönelik. Yüklenme oranını belirlemek için transformatörlerin nominal sekonder akımlarını belirlememiz gerekiyor. Burada transformatörler arkadaşlar 1600 kVA, diğeri de 1250 kVA idi. Burada nominal sekonder akımlarını görünür güç eşittir köküç ve hattan hesapladık. Yani sekonder için hat akımını burada buluyoruz aslında. Evet, sonuçlar 2309 amper ve 1804 amper olarak bulundu. Yüklenme oranları arkadaşlar, yüklenme oranları gerçek akım bölü nominal akım, yani çekilen akım bölü nominal akımdan. Bakın burada
IA akımını 2097 amper olarak bulduk. Nominal değeri 2309. Bunu oranlayıp 100 ile çarparsak yüklenme oranını %90.8 olarak buluyoruz A transformatörü için. B transformatörü için de %90.8 olarak buluyoruz. Yani transformatörler eşit oranda yüklenmişler diyebiliriz bu işlemin sonucunda. Elde ettiğimiz sayılara bakıldığında bu şekilde. Verim ise, verimi daha önce formülize etmiştik arkadaşlar. Verim çıkış gücü bölü çıkış gücü artı kayıplar, yani çıkış gücü bölü giriş gücü şeklinde ifade edilebilir. Tabii ki yüzde verim için yüzde çarpmamız gerekiyor. Bu işlemi, bu denklemi A ve B transformatörü için yazarsak arkadaşlar ve kayıp güçleri de burada yerine koyarsak transformatörlerin verimlerini %98.8 ve %98.7 olarak hesaplamış oluruz.